15 senedir bu güzel resmi unutmadım. Murat bizi görmüş, babama söyleyeceğim diye yemin etmişti. Ama Cihan onu kandırdı ve kendini öptürdü. İçeceksin, yiyeceğiz hiç oğlum. Gel önüne bakayım. Annen nerede? Namaz kılıyor. Ya Murat? O da yanında. Bak oğlum, sen bana çekmişsin, kafanı kullanıyorsun. Bugünkü iş ağır galiba baba. Evet, ağır oğlum, ağır. Ama yüz kâr. Ne zaman teslim edilecek? Bu akşam saat 10'da. Babam bana büyük bir insan gibi muamele ediyordu. Onun için onu çok beğenir, ona benzemek isterdim. Yalnız bu beğenişin beni 15 sene hapishanede çürüteceğini bilmiyordum. Babam polis kontrolünden çok korkuyordu. Onun için çantayı Zeki'ye teslim edeyim diye bana verdi. Deli gibi polislere ateş ediyordum. Sonunda biri öldü. Beni 15 sene hapse mahkum ettiler. On beş sene geçti. Kapıdan çıkınca hürriyetin tadını iyice tattım. Çok mutluydum. Hürriyet bambaşka bir şeydi. Maalesef yabancıydı. Kimse beni tanımıyor, benimle ilgilenmiyordu. Tek bir çarem vardı, Zeki'yi aramaya başladım. Belki akrabalarımı bulmak için İstanbul'a gitmeme yardım ederdi. Buyurun. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Demek İstanbul'a gidiyorsun oğlum. Evet amca. Annemle kardeşimi öyle göreceğim geldi ki biliyorsun... ...dünyada onlardan başka kimsem yok. İstanbul'a yerleşecek misin oğlum? Evet amca, niyetim öyle. Yerleşeceğim İstanbul'a, kendime göre bir iş bulacağım. Tatlı işler varmış orada. Aman Kemal oğlum, aklını başına topla. Benim ve rahmetli babanın başına gelenleri biliyorsun. Allah korusun Zeki amca. Buyur, İstanbul'daki Celal kardeşimin adresi. Fatma, çantayı ver kızım. Vereyim efendim. Ne olur dikkat edin. İlaçlar çok önemli. İstanbul'a gidince hemen amcama verin. Kalp hastasıdır kendisi. İlaçlar eline zamanında varmazsa kriz geçirebilir. Hiç merak etmeyin. Bana müsaade. Güle güle. Estağfurullah oğlum, estağfurullah. Eyvallah. Güle güle gidin. Öyle oğlum. Mühim bir şey unuttum. Nedir o?
Biraz utanıyorum da. Ama oğlum söyle bakayım. Çekil! Namussuz seni, günah değil mi bana? Söyle bu çantanın içinde ne var? Söyle diyorum sana, söyle! Heroin 1 milyon lira kıymetinde. Yani bana %10 düşer değil mi? Peki, madem ki açık göz çıktın sana helal olsun aslanım. Ver bakalım biraz avans. Gittiğin zaman burada Celal'den alırsın. Güzel. Çok güzel rol yaptın küçük kız. Güzelim, amcana bir öpücük göndermeyecek misin? Bu amcana mı? Bu dayına mı? Bu da şimdi... Yeter üf! Bırak da işimizi görelim. Uşağı kaçıracaksın. Evet, doğru. Haklısın. Canım İstanbul'um benim. Geliyorum sana. Bunu lütfen Murat'a ver. Peki. Murat? Bu kötü huyundan vazgeçmeyecek misin sen? Uzun Adnan? Durmadan yazdığın şiirler canım. Hakikat gözlerinin önünde olduğu halde hayal alemine dalıp kendine işkence etmenin manasını anlayamıyorum. Ben de maksadını anlayamıyorum. Cihan, ondan başkası var mı ki? O benim dayımın kızı. Ona karşı olan aşkını ilan etmen için bu bir mahsur teşkil etmez ki. Bu manasız şiirlerle vaktini boşuna harcıyorsun. Kalbim senin, aşkım senin. Adnan, sen benim arkadaşımsın. Doğru söyle, yazdığım şiirler bu kadar kötü mü? Arkadaşım, emin ol ki herhangi bir kız bunu dinlerse ömrünün sonuna kadar evlenmemeye karar verir. Kalbim senin, hayatım senin, kalbim düşüncem esirin oldu. Yakaladım! Senin kalbini kim çaldı acaba Murat Bey? Can Kadir! Çocuklar bakın bakın Murat sevgilisine ne yazmış? Kalbim senin, hayatım senin, kalbim ve düşüncem senin esirin oldu. Yakınlığında hayatım, uzaklığında ölüm. Can şakayı bırak gücenirim. Şiirlerin çok güzel Murat. Cihan devam et. Aa, hayır Murat devam etsin sonra bana kızar. Buyurun. Cihan ver kağıdımı. Cihan. İşte yalnız kaldık bırak da okuyayım. Cihan rica ederim ver şunu. Ver şunu. Benden mi utanacaksın? Beğenmeyeceksin ki. Belki beğenirim. Sen bilirsin. Kalbim senin, hayatım senin. Kalbim ve ruhum esirin oldu. Yanında hayat var, uzaklığında ölüm. Aklımı gizledim, fakat gözlerim onu ifşa etti. Ne günahım var, aşkın galip geldi. Vay canına, bu ne şiir yahu? Bu şanslı kız kim acaba? Ha, onu biliyorum. Tabii. Fatma değil mi? Öyleyse Nesrin. O halde Selma. O halde kim? Günün birinde onu kendin tanıyacaksın. Kim olduğunu öğrendin mi? Burada bulunanlardan değil. Sen de dahil mi? Ben mi? Neden olmasın? Sana evlenme teklif etse kabul eder misin? Murat hoş çocuk. İstikbalde parlak. Açık cevap vermedin. Kabul eder misin, etmez misin? Hı-hı. Belki evet, belki hayır. Aa, bu plak şahane. Gel. Neden bu kadar geç kaldın Osman? İşim vardı. Osman canım orada sataşırken görseydin gülmekten yerlere yatardın. Kardeşim çocuklar büyüdü, onları evlendirmeliyiz. Naime, Kemal hapisten çıktı. Sahi mi Osman? Yakında İstanbul'a gelecek. Ne günü? Katiyi söylemedi. Sevgili oğlum. Gidip onu çıkarken karşılamam icap etmez miydi? Hapishanenin kapısında mı bekleyecektik? Neden böyle konuşuyorsun Osman? Kemal, oğlum, zavallı yavrum. 15 sene seni kimse aramadı. Yani zat haliniz Mısır'da Kemal'in yanında mı kalmak istiyordunuz? Ben anasıyım Osman. Murat'la sen neyle geçinecektiniz? Sizi buraya getirmekten başka çarem yoktu. Kardeşim, dünyada senden başka kimsemiz yok. Bana gücenmeni istemem.
Benim konuşma tarzım böyle, bilmiyor musun? Hadi sil gözyaşlarını, hadi. Ağlıyor musun anne? Abin Kemal İstanbul'a geliyor. Doğru mu dayıcığım? Bugün ondan mektup aldım. Gel, senden konuşmak istiyorum. Allah'ım onu koru. İnşallah sağ salim gelirsin oğlum Kemal, yavrum. Estağfurullah dayıcığım. Sigara içmiyor musun? İçiyorum. Yak öyleyse. Dinle Murat, seninle erkek erkeğe konuşmak istiyorum. Hissiyatı bir kenara bırak, dayın olduğumu unut. Kemal gelip bizimle yaşayacak. Yani ailenin bir ferdi olacak. Tabii. O halde maziyi unutup dürüst yaşaması lazım. Dayıcığım, Kemal kaderin kurbanı oldu. Siz her şeyi biliyorsunuz. Bizi yanında bulunca muhakkak başka bir insan olacak. Temenni ederim. Merak etmeyin dayıcığım, Kemal kardeşimdir, onu iyi tanırım. Peki, göreceğiz. Buyurmaz mısınız beyefendi? Afiyet olsun, ben yemem. Haberler iyi mi? Çok, neredeyse sevinçten uçacağım. Muhakkak Cihan'ı ondan istedin he? Yok canım, kardeşim Kemal İstanbul'a geliyor, bizimle kalacak. Senin kardeşin mi var? Abim. Hem de abim. Büyük bir iş adamı da hiç buluyor. Söylemeyi unuttum. Cihan'ın işi ne oldu? Kemal gelir gelmez ona söyleyeceğim, dayımdan istesin. Abim mi sana isteyecek? Sen dilsiz misin, konuşamaz mısın? Mısır'da adet böyledir. Oo, öyleyse tebrik ederim. Sizi buradan istiyorlar. Bir dakika, şu güzel kızı dinliyorum. Celal Bey acele ediyor. Fakat benim acelem yok. Biraz nazik olmaya çalış garson. Bir içki ver beye.
misin? Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Celal Bey siz misiniz? Yok, gölgesiyim. Ah, memnun oldum, çok memnun oldum. Valiz nerede? Valiz mi? Ne valizi? Bana getirmen için zekini sana Mısır'da verdiği valiz. Valiz nerede söyle? Giyim eşyalarımın bulunduğu valiz. Evet, evet. Merak etme, emniyette. Peki öyleyse niye getirmedin beraberinde? Çok ağır, onun için de taksi lazım. Bu ne? Taksi parası. 100 lira mı? Çok salaksın, hep uğraşacağız seninle. Ne? Ne diyorsun? Vicdansız seni. 1 milyon değerinde ben bir çanta taşı 100 lira ver. Ne kadar istiyorsun? Sigorta şirketlerinin aldığı kadar. %10. 1000 lira mı vereceğim? İmkansız. Olamaz. Olamaz. Darılma. Öyleyse Allah'a ısmarladık. 50 bin olsun. Olmaz. 70 bin olsun öyleyse. Canım, çalık çocuk gibi pazarlık mı edeceğiz? Erkek gibi konuş benimle. Kemal Bey, bundan başka param yok. Şimdilik bunu al, başka zaman telafi ederim. İyi kalpli bir adama benzediğin için bu paraya kabul ediyorum ama hiçbir işe yaramazsın. Yarım saat sonra valiz elinde olacak. Zannedersem Celal Bey şimdi çağırsın. Sümeyl, İsmet, çabuk gelin. Gördünüz mü? Peşine düşün, bırakmayın. İcabına bakın, valizi de getirin. Çabuk olun, çabuk, çabuk! Korkuyor musun? Hayatımda kimseden korkmadım. Para ağırır. 500 000 mu? Sonra isten gibi sayarsın. Arabam aşağıda. Al. Tam çeyrek saat sonra dön. Arabalara güvenmem. Motor arıza falan yapar. Arabam gayet iyi çalışır. Evet. Özür dilerim. Ona binemeyeceğim. Neden? Araba kullanmasını bilmiyor musun? Gözüm kapalı kullanırım. Araban o kadar güzel ki ona binersen bir daha sana vermem. Arabam sana helal olsun. 10 dakika sonra mal sende olacak. Kız, bu ne güzellik. Müsaade eder misin, bir tadına bakayım? Yükseklere bakma, sonra başın döner. Yazık. Ben kıza değil, kolyeye bakmıştım. Ver kolyeyi ona, beyi. Kusura bakma. Biraz açgözlüyümdür de. İki dakikan geçti, geç kalacaksın. Eyvahlar olsun. Nalavereciye benziyor ama cana yakın bir adam. Affedersiniz. Saati sorabilir miyim? Yarım. Emin misiniz? Belki 2 dakika geridir. Gördünüz mü? Daha evvel ayarlamalıydınız. Mühim bir işim olabilirdi. 2 dakika gecikebilirdim. Hatadır bu, çok büyük bir hata. Özür dilerim. Senin gibi güzel bir kızın saati nasıl doğru olmaz? Buyurun, buyurun gidelim. Nereye gideceğiz? En yakın bir saatçiye, kendine doğru bir saat alacaksın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin de kafan doğru çalışmıyor. Özür dilerim, özür dilerim bayan. Ben buranın yabancısıyım da. Tamam tamam, bu mevzuyu kapatalım. Benim akıllı olduğumu kabul edersiniz, bu mevzuyu kapatırım. Akıllı veya deli beni ilgilendirmez.
Haklısın. Neden olmasın? Sevdim bunu. Bir dakika, bu paketleri içeri bırakayım, dönerim. Bir dakika beyefendi, nereye gidiyorsun? Dur diyorum. Affedersiniz, bayana tanıdığım birine benzettim de hani... hani bir laf vardır, insanlar çift yaratılır derler. Ortada uzatılacak bir mesele yok. Ben... Murat! Kardeşim! Kemal! İmkansız bu! Kemal! Merak etme, Murat ona iyi bir ders verir. Şimdiki gençlerde terbiye, haya namına bir şey kalmadı. Onu Murat'tan dayak yerken görmek isterim. Ne oldu, dayaktan pestilini çıkardın? Hayır, öpmekten pestilini çıkardı. Anne bak kimi getirdim. Kemal! Anne. Yerinde dur. Sakın kımıldama. Canım oğlum benim. Ay oğlum. Kemal! Oğlum benim. Çok göreceğim geldi senin anne. Kocaman adam oldun Kemal. Sen de hala genç kız gibisin. Oğlum. Can, Kemal'i gördün mü ne kadar büyümüş? Hep aynı yaramaz şeytan. Sen de bu kadar güzel olmasaydın. Nasılsın Kemal? Kuru kuru nasılsın mı? Sorulsana buna kız. Söyle bakalım Kemal, Mısır'dan ne haber? Fevkalade dayıcığım, her şey değişti. Senin de değişmeye niyetin var mı yok? Şimdi bunların sırası mı baba? Çok teşekkür ederim Kemal. Kemal'in bana getirdiği kolyeyi gördün mü baba? Anlaşılan bütün paraları bitirmişsin. Yok, hepsine değil. Mamati Allah kerim, gene gönderir. Nereden? Bak anlatayım dayıcığım. Vapurda geliyordum, birini gördüm. Kendisine bir şey ısmarladım, o da bana ısmarladı. Böyle tanıştık, aramızda bir tanışma oldu. Sonra birbirimizi o kadar sevdik ki birdenbire oldu. Ne hususta anlaştınız? Mısır'la Türkiye arasında ithalat ihracat bürosu açacağız. Bu adama itimadın var mı? Elbette, çok zengin, iyi bir adam. En büyük ispatı burada bulunduğum müddetçe arabasını bana vermesi. Allah muvaffak etsin Kemal. Duanızla dayıcığım. İyi akşamlar. Araba kapıda sizi bekliyor. Bir dakika, seni abimle tanıştırayım. İşte bahsettiğim abim Kemal. Memnun oldum. Kaçakçılık şubesinden Adnan Ömer. Kaçakçılık şubesinden mi dediniz? Hoş geldiniz, galiba sizinle iyi anlaşacağız. Murat da öyle söyledi. Herhalde eskiden tanışıyorsunuz. Adnan hem dostum hem iş arkadaşımdır. Sen de mi kaçakçılık şubesindensin? Ne düşünüyorsun Kemal? Seni, senin istikbalini. İstikbalimi mi? İstikbalimden şüphen olmasın. Mezun olalı iki kere terfi ettim. Bir aya kadar da çalıştığım büronun şefi olacağım. Ben bundan eminim. Fakat hayatının her an tehlikede olabileceğini düşünmedin mi? Devlet de bana bunun için para veriyor. Sen iyi bir insansın Murat. Fakat kaçakçılarda vicdan diye bir şey yok. Canavar ve katildirler. Hapishanede onlarla beraberdim, onları çok iyi tanırım. Onun için polis olmak istedim ya. Kemal, ne çabuk unuttun, babamın ölümüne senin de hapishaneye girmene sebep onlardı. Memleketi onlardan temizlemedikçe rahat nefes alamayacağım. Göreceksin, iyi geceler. Sana da.
Bekle, bırakmak ister misin? Olacak şey be. Hayatın boyunca ciddisin. Gel de biraz eğlenmemize bakalım. Eşek cihanı sırtından atınca ben de kahkahalarla güleceğim. Aa, öyle mi? O halde sen de yemeği adanın öbür ucuna getirirsin. Hadi yürü, de, de. Sanki buraya daha evvel gelmiş gibi. Her şey bana küçükken Mısır'a geldiği zamanı hatırlar. O günleri hatırlıyor musun? Tabii. Hatta ehramlara da gitmiştik. Zannedersem attan düşmüştüm. Milleti etrafımızda toplayıncaya kadar bağırıp çağırmıştım. Sonra ne oldu biliyor musun? Yok, hiç hatırlamıyorum. Ne oldu? Ağlamandan, bağırmandan korktum. Susman için yanağını öptüm. Murat da bizi gördü, babama söyleyeceğim diye yemin etti. Sen de korktun, seni öpsün diye yattın. Masal da burada bitti. Eskiden yaramazdın ama şimdi ıslandın. Tabii. Şimdi de seni yanağından öpebilirim. Nasıl olsa çocuksun. Bundan sonra seni hep böyle geldim. Herhalde ortağım. Alo. Kemal, derhal büroya gel. O bu gece geliyor. Pekala, anladım. Geliyorum. Anneciğim, mühim bir işim çıktı. Akşam yemeğine beni beklemeyin, ne olur. Bay bay. Bay bay. Murat geldi mi halacığım? Evet canım. Biraz başı ağrıyor. Ona bir bardak limonata yapacağım. Demek onun için bizi bırakıp geri döndü. Taşıma. Ay. Geçmiş olsun Murat. Şimdi nasılsın? Çok şükür. Sen nasılsın? Bir şeyin yok ya. Mühim olan o. Sen beni nasıl görüyorsun? Mesut ve neşeli. Tamam Murat. Neredeyse sevinçten uçacağım. Onun için sana geldim. Hayırdır inşallah. Murat, kendimi bildim bileli sana dertlerimi anlatırım. Sen de daima bir çaresini bulursun. Söyle bakalım, neymiş bu dert? Murat, Kemal'i nasıl buluyorsun? Eşi bulunmaz bir kardeş. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Onu seviyor musun? Yakışıklı, hoş sohbet. Geldiği günden beri çok mesudum. Yalnız... Yalnız ne? Korkuyorum Murat. Neden? Bilmiyorum Murat. Korkmaya lüzum yok canım. Mesele gayet basit. Sen bildin bileli ne istediğini bilmeyen mütereddit bir insansın. Evet. Baban seni aradı. Çok teşekkür ederim Murat. Limonata Murat. Bırak anne, sonra içerim. Murat galiba rahatsızsın. Biraz başım ağrıyor. Şimdi geçer. Öyle mi düşünüyorsun? Ben her şeyi işittim. Kaderim bu anne. İstersen Kemal'le konuşayım. Sakın anne. Cihansip tamamdır. Canımız kaldı. Onu hayatta tatmak istediği ilk saadetten mahrum etmek günah. Her zaman iyi ve temiz kalplisin oğlum. Thank you.
Hayatımda ilk defa mutlu olduğumu hissediyorum. Sahi mi Kemal? Evet. Bu gece sana büyük bir sürprizim var. Nedir o? Bu gece öğrenirsin. Bu gece. Dayıcım, size mühim bir şey söylemek istiyorum. Fakat... Kimi arıyorsunuz beyefendi? Bey beni arıyor. Şirketin muhasebe müdürüdür. Herhalde mühim bir iş olacak. Müsaadenizle. Ne işin var burada? Celal seni istiyor. Çok önemli. Meşgul olduğumu söyle. Tekne geldi. Malları bu akşam almamız lazım. Peki, sabah gelip alırım. İmkansız. Polis her tarafı göz hapsini almış. Pekala, pekala. Sen oraya git. Ben bir saat sonra gelirim. Ha, bir dakika. Ver bana. Evet, evet. Tabii, bence de en iyisi odur. Öyle değil mi? Dayıcım, sizinle biraz konuşmak istiyorum. Ha, ben de senden konuşmak istiyordum. Müsaadenizle. Rica ederim, buyurun. Ne söylemek istiyorsun Kemal? Dayıcım, Cihan'la evlenmek için müsaadenizi istiyorum. Cihan'ı seviyor musun? Evet, seviyorum. Peki oğlum, iyice düşündün mü? Onunla çok mutlu olacağıma eminim dayıcım. Bu da mutluluğun anahtarı. Ben bir iş adamıyım. Yanımda para olur dayı. Ya yan kesicilerle karşılaşırsam? Yan kesicilerden mi? Yok. Zannederim bu ev sana yaramaz artık. Dayı, ne yaptım? Kimse beni aramadı. Sorma. Ben bu senin hatan. Ödemeye mecbursun. Haklısın. Yalnız söz veriyorum, geçmişi unutacağım ve yeni bir işim. Annenin babanın yaptığı hatayı tekrarlama. Anlıyorum, babamdan nefret ettiğin gibi benden de ediyorsun. Canımı feda ederim onun için. Pişman olmayacak mısın? Hı. Aşk için kendini feda eden pişman olmaz. Ben yapamıyorum, yapamıyorum. Dertlerimizi birleştirelim, birbirimizin gözyaşlarını silelim. Hı. Ne iyi olur şerefine. Hadi, demedim mi? E bir dene canım, ne kaybedersin? Polis bütün kasabayı kontrol altına almış. Ama vız gelir bana. Bu iş bu gece olacak, mutlaka olacak. Hadi eyvallah. Kendine dikkat et Kemal. Thank you.
polis bu işi nasıl anladı? Bilmiyorum. Ya mal ne oldu? Mal emin bir yerde. Maldan sana ne be? Aptalın ne dediğini duydunuz mu? Kendimi tehlikeye atıp adamlarının kaçmasına yardım ettim. Netice? Adamlardan herhangi biri gibi ücret alacaksın. Gerisi ne olacak? Kısanız anlaşın, ben razıyım. Evet, ben o kadar kolay bir şey gelmem. Sen nasıl istersen Kemal. He? Demek öyle. Bu tarafa, bu tarafa. Gazeteler bu kaçakçı hakkında fazla mübalağa ediyorlar. İstanbul'da bu... takibat yapılıyor. Buna rağmen hiçbir netice elde edilemedi. Murat, bugünden itibaren bu davayı sen üzerine alacaksın. Peki, demek öyle. Yok canım. Cihan isminde bir bayan sizi soruyor efendim. Cihan? Burada yok de. Ama sen buradasın. Cihan sen misin? İnanamıyorum. Çok göreceğim seni. Annem nasıl? Murat nasıl? Neden gizleniyorsun Kemal? Anlaşmazlık oldu. Bir hafta evvel daktilo arıyorum diye gazeteye bir ilan verdim. O günden beri 10 tane 20 geliyor buraya. Sana çok gücendim. Büronun adresini ilk bilen ben olmalıydım. Ömer bir gün Ankara, ne bileyim, yalnız buranın döşenmesi tam 2 ay sürdü. Kemal, güzel bir sekreterin yok mu? Senden güzelini bulamam. Kaç para vereceksin? Ne kadar istersen. Öyleyse şu andan itibaren vazifeye başlıyorum. Bir. Bugün öğleden sonra çalışma yok, serbestsin. İki. Gelip bizimle beraber akşam yemeği yiyeceksin. Ne dersin? Sen benim sekreterimsin. Sözünü dinlemek mecburiyetindeyim. Öyle güzel yemekler yapacağım ki parmaklarını hepsini böyle yiyeceksin. O halde %100 geleceğim. Eyvah, ben çok kötü bir sekreterim. Yemekle boş laf bu vaktini harcadım. Bay bay. Seni gördüğüm için çok mesudum ya. Kemal'in saati iyi mi? Aman halacığım, onun yazı masasının başında puro içerken bir görsen milyoner olduğundan hiç şüphe etmezsin. Allah seni daha çok muvaffak etsin evladım. Halacığım, lütfen enginarı getiriver. Kemal biraz sonra gelir. Bu akşam hangi talihli bizimle yemek yiyecek? Tahmin et baba, kim olabilir? Çok değer verdiğin biri olacak. Kemal. Onu bürosunda ziyaret ettim. Yeni şirket için tebrikte bulundum. Onun geleceğinden emin misin? Muhakkak Kemal'dir. Bırak da ben karşılayayım. Anlaşmamız böyle miydi? Yalnız gelmedim, beraberimde senin tanıman gereken biri var. Hoş geldin Kemal. Tanıştırayım, nişanlım Behiye. Osman Bey, bu da kızı Cihan Hanım. Memnun oldum. Tebrik ederim. Darısı başına. Sizinle beraber yemek yemeyi çok arzu ederdim. Fakat Behiye'nin terzi de gelinlik için randevusu var. Öyle değil mi Behiye? müsaadenizle. Müsaadenizle.
Osman? Kemal geldi ve gitti. Beni görmeden mi? Aşk olsun sana Kemal. Mecburdu Naime. Kemal daha gelmedi mi? Geldi ve gitti. Peki Cihan nerede? Yukarıda, odasında. Cihan biraz üzgün, sana ihtiyacı var, yanına git. Cihan! Cihan! Aç, ben Murat. Beni yalnız bırak Murat. Canını sıkan bir şey mi var? Başım ağrıyor da biraz. Başka bir üzüntün yok ya. Neden cevap vermedin? Her zaman bana dertlerini anlatırdın. Bu sefer ne oldu? Bana itimat etmiyor musun? Sana başım ağrıyor dedim. İstirahat etmek istiyorum. Özür dilerim Murat. Biraz sonra bir şeyim kalmaz. Fevkalade. O halde bu akşam beraber eğlenebiliriz. Teşekkür ederim Murat. Bu gece yalnız kalmak istiyorum. Emin misin? Evet. Ne yapalım? Peki öyleyse kendine dikkat et. Murat! Bu gece senden çıkacağım. Emin misin? Murat! Rica ediyorum beni yalnız bırakma. Benim yanımda oldukça korkma. Murat, bu gece gülelim, dans edelim, eğlenelim. Yeter artık. Anne! Fazla işin, hadi bakalım, hadi. Anneden! Gidelim. Anneye gidiyoruz. Gitmiyorum. Program bitti. Bittiyse bitti, şimdi de ben başlayayım. Kimsiniz siz? Murat, kardeşim. Oh, buyurun, hoş geldiniz. Oh, merhaba. Girsene. Seninle yalnız konuşmak istiyorum. Bir dakika Behi. İşine bak. Evet Murat, ne istiyorsun? Öyle
mi Murat? Daha fazlasını hak ediyorsun. Cihan'a böyle bir adiliği nasıl yaptın? Bu seni ilgilendirmez. Murat, beni dövüşe mecbur etme. Ne bekliyorsun, vursana. Biz korkak. Sen nefret ediyorum. Küçüklüğünden beri ben gibi haysiyetsizdin. Nefret ediyorum senden. Dövüştünüz mü? Ne oldu? Onu bırakmalıydım, hırsını alsın. Cihan'ı ne kadar sevdiğini şimdi anladım. Alo? Söyle Celal. Mal Atina'ya ne zaman mı varacak? Ben hazırım. Bütün araştırmalar geminin burada demir atacağını gösteriyor. Demek sahilden aşağı yukarı 30 metre açıkta. Hı hı. Boğaz Kralı'nın adamları burada olacaklar. Herkes teslim olsun! Herkes teslim olsun! Mukavemet etmeyin! Etrafınız çevrilmiştir! Ben farları kıracağım, siz de karanlıkta kaçarsınız. Arabanın farlarını yak! Murat, ateş etmeyin, kaçın, ben sizi korurum! Nedir bu gürültü be? Polisi niye gebertmedin? Benden kurtulmak istiyorsun. Patronundan kurtulmak istiyorsun. Konuş! Seni nasıl konuşturacağım bilirim ben. Yapmayın! Bırakın onu! Her şeyi söyleyeceğim size. Bu polis... Sus, sus Behiye! Bu işte bir sır var, öğrenmem lazım. Durun! Bırakın onu! Patron kimmiş öğrensin! Oh!
günden itibaren patron benim. Kimsenin bir diyeceği var mı? Bundan sonra İstanbul'da iş kalmadı. Onun için faaliyetimizi Beyrut'a nakledeceğiz. Getir. Söyle, Kemal'in Murat. Alın bunu bodruma atın, kimse görmesin. Hayır, bırakın, bırakın beni. Şimdi anladım. Ha, kardeşi onun ortağı demek istiyorsun değil mi? Yüzde. Şanssız Celal, mahvoluruz valla. Hiç şansım yok, bir tane bile yakalayamadım. Tuttum galiba. Murat'cığım koş koş, gel gel bana yardım et. Murat koş, bu çok büyük bir balık galiba. Gel çek benden, çek çek, yardım et, çek çek. Murat Bey bir saatten beri sizi bir bey bekliyor. Sen odama çıkarır mısın? Kemal Bey'in kardeşi Murat Bey değil mi? Evet. Merhaba efendim. Bendeniz Celal Unsaroğlu, Kemal Bey'in ortağı ve can ciğer arkadaşı. Hoş geldiniz, buyurun. Lüzum yok. İki kelime söyleyeceğim. Lütfen kapıyı kapatır mısınız? Canımdan daha çok sevdiğim. Hatıralarını okudum. Senin büyük aşkını öğrendiğim için çok mesudum. Şansımız yok canım. Kemal aşkımıza mani olacak. Kemal mi? Evet. Gel benimle. Bunlar ne? Kemal'in gönderdiği paralar. Niye biliyor musun? Bana rüşvet teklif ediyor. Düşün, kardeşiyim, komiserim. Beni satın almak istiyor. Kemal niçin yapıyor bunu Murat? Çünkü İstanbul'daki en büyük kaçakçı olduğu anlaşıldı. Yani artık bir daha seni göremeyecek miyim Kemal? Beni anlamaya çalış anne. İstanbul'u ebediyen terk etmeliyim. Murat'ın istikbalini düşünmeliyim. O kanunu temsil ediyor, bense kaçakçı ve suçluyum. Geçmişi unut oğlum, her şeyi yeniden başla. İş işten geçti anne. Hatamı ödemem lazım. Affet beni anne, sana çok acı çektirdim. Eğer beni bırakmazsan, bütün acılarımı unuturum. Allah Murat'a ömür versin. O her zaman yanında olacak. Yarın büyük mevki sahibi olup da gazetelerde resmi çıkınca herkes seni gösterip İşte bu büyük adamı doğurup yetiştiren büyük kadın diyecekler. İnan bana anne. Canım oğlum benim. Hmm.
Düşünün bir kere. Ben komiserim, kanunu temsil ediyorum. Sonunda kardeşimin suçlu ve kaçakçı olduğu meydana çıkıyor. Müsterih ol Murat. Kemal bugün İstanbul'u terk edecek. Yalan söylüyor Naime. Bu geceki kaçakçılık olayında ona göz yumması ve onu rahat bırakması için ortağını Murat'a gönderip rüşvet teklif etti. Olamaz. Gideceğine dair bana söz verdi. Hepimizi aldattığı gibi seni de aldatıyor. Onu tekrar hapishaneye göndermeliyim. Kardeşini hapishaneye mi sokacaksın? Ağabeyin olduğunu unuttun mu? Aynı kanı taşıyorsunuz. Benim kanun adamı olduğumu, vazifemin onun karşısında durmamı gerektirdiğini o neden unuttu? Vicdansız bir insan, istikbalimi mahvetmek istiyor. Bütün bunları istemeyerek yaptı. Abin doğduğundan beri şanssızdı. Babanın kurbanı oldu. Onun yüzünden hapislere girdi. Çıktığında da kimse ona destek olmadı. Murat, bırak gitsin. Hayır anne. Onu muhakkak tevkif etmeliyim. Oğlun olduğumu unut. Hapise atmak istediğin Kemal'in oğlu olduğunu nasıl unutsun? Benim abim olduğunu unuttuğum gibi. İnsanlığını bu kadar mı kaybettin Murat? Vazife her şeyin üstündedir. Böyle bir anda vazifen ona yardım etmektir. Onu müdafaa mı ediyorsun? Neden etmeyeyim? Hepimiz hata ediyoruz. Mühim olan insanın yanında kendisine destek olacak birinin bulunması. Lütfen onu yalnız bırakma. Ona ne yapabilirim ki? Mısır'a tekrar dönmesi için ikna et. Kaçmasına yardım mı edeyim? İmkansız. Hatırım için oğlum. Kemal kimseye acımadı anne. Hata ediyorsun. Abin senin için çok fedakarlık yaptı. Benim için mi? O hayatı boyunca bencil, kendisinden başkasını sevmeyen bir insandı. Öyle bir insan olsa hislerini çiğneyip canı bırakmazdı. Bunu senin için yaptım Murat. Öyle değil mi Osman? Neden bana hakikati söylemedin baba? Kemal öyle istedi. Zavallı Kemal. Hepimiz günahına girdik. Murat, gördün mü Kemal seni ne kadar seviyor? Neden bu laflar söylüyorsun? Beni öldürmek mi istiyorsun? Aşk olsun sana Murat. Kemal için seni kaybedeceğimi sanıyorsun. İkiniz de evladımsınız. İkinizin de yeri ayrı. Müsterih ol anne. Kemal'in karşısına silahsız çıkacağım. Teslim olması için ikna edeceğim. Fakat karşı koyarsa onun beni öldürmesini temenni ederim. Murat! Bana ömrüm boyunca lanet etmemen için. Tanrım, ne günah işledim de azap çekiyorum. Gel, gel, gel. Hadi Celal gelmeden kaç. Kemal'e ne diyeceğini biliyorsun değil mi? Celal eski araba mezarlığında Murat'ı bekliyor. Onu öldürecek. Bravo Ayıbağan, hayatında ilk defa akıllıca bir hareket yaptın. Söylesene, Murat rüşveti kabul etti mi? Abisinden daha açık göz çıktı. Parayı beğenmedi, iki mislini istedi. Sonra? Sonra ona kalan parayı Kemal'den araba mezarlığında görüştükleri zaman... yani bir saat sonra alacağını söyledim. Onun için de Behiye'yi serbest bıraktın ha? Tabii ya, böylece Kemal mezarına ayağınla gelecek. Kardeşi ölecek, kardeşini öldürmemize mani olmaz mı? Olur tabii, kuzu gibi araba mezarlığına gelecek. Biz de onları karşılamak şerefine nail olacağız. Fena fikir mi? Tabancan hazır mı? Hazır tabii. Hadi gidelim. Alo, Behiye? Neredesin be? Dünyayı alt üst ettim. Murat'ı öldürecek mi? Niye? Bağırsana biraz, sesin gelmiyor. Eski araba mezarlığını biliyorum, tamam. Ne
kadar bekle. Kemal, randevuya geldim. Parayı getirdin mi? Ortak olduklarını söylemedin mi? Fikrini değiştirdinse söyle. İçeride seninle hesaplaşayım. Gel. Çabuk. Gel. Hala onlara bir fırsat vererek mallarla kaçmanı istiyorsun. Artık oyun bitti boğaz şeytanı. Her şey için teşekkür ederim. Bırak tevkif edeyim. Aptal dinle beni. Oraya gitmen demek ki ölmen demektir. İnanmıyorsan beni tevkif et. Beni bir defa atlattın. İkinciye fırsat vermeyeceğim. Murat, ne olur gitme. Bırak beni. Tevkif et! Adnan, sen depoyu dışarıdan çevir, ben çıkış kapısına gidiyorum. Murat gitme, öldürecekler! Murat! Soylistler, herkes kendini kurtarsın! Murat'ım! Murat dikkat! Come on.